Sevgili dostlarım merhaba. Her zaman can sıkıcı konularla değil, bu sefer keyifli bir konuyla karşınızdayız. Aldığımız haberlere göre iktidar ve iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi kulislerinde sıkça konuşulmaya başladı EYT yasası ve EYT yasasıyla ilgili çalışmaların olduğunu duyuyoruz. Büyük ihtimalle de seçimlerden hemen önce EYT yasası meclisten geçebilir, hatta Cumhurbaşkanı kararıyla çıkabilir. Bu videomuzda işte bu kulis haberlerini konuşacağız. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlarım, AK Parti kulislerinde ve Milliyetçi Hareket Partisi kulislerinde her ne kadar bakan ve cumhurbaşkanı gündemimizde EYT yok dese de son dönemde EYT meselesinin sıkça konuşulduğunu duymaya başladık. Kulaklarımıza kuşlar fısıldıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, EYT ile ilgili konu epey konuşulmaya başlanmış. Özellikle seçimle ilgili anketler hem Cumhurbaşkanı'nın hem de mevcut iktidar partisi kurmaylarının önüne geldikçe can sıkıcı tablonun içinden nasıl çıkarız diye düşünmeye başlamışlar. EYT'deki o 5 milyon oyu da göz ardı etmek pek de mümkün olmayacak gibi görünüyor. AK Parti şu anda yerel seçimlerde her bir oya muhtaç durumda ve dolayısıyla bu her bir oy içinde çeşitli hamleleri yapacak. Bu bir satranç oyunu biliyorsunuz ve bu satranç oyununda yenilgiyi kabul edecek gibi görünmüyor. Özellikle büyük şehirleri ve özellikle İstanbul'u kaybetmek korkusu ya da kaygısı nedeniyle 5 milyon blok oyu göz ardı edemeyecek gibi görünüyor. Aldığımız haberlere göre meclisin de iktidar cephesinde, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti cephesinde sıkça EYT konusu gündeme alınıyormuş. Hatta daha ilginç bir bilgi vereyim size. Milliyetçi Hareket Partisi konuyla ilgili kamuoyu araştırması yaptırıyor. EYT'lilere bu yasayı çıkartmazsak ne kadar oy kaybederiz? Seçimde bizi ne kadar etkiler? Seçimi kaybetme ihtimalini önümüze getirir mi? Böyle bir riski almaya değer mi gibi konularla ilgili bir araştırma yaptırılıyormuş Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti tarafından. Bu araştırmaların sonucuna göre de yine aldığımız bilgilere göre EYT'lilerden çok ciddi tepki aldıklarını görmüşler ve 5 milyon oyu, bir kez daha altını çizerek söyleyelim, göz ardı etmek istemiyorlar. Ama peki bununla ilgili ne yapacaklar? Bugüne kadar söylemleri hep tersi yöndeydi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, EYT ile ilgili yasayı çıkartmayacakları, gündemlerinde olmadığıyla ilgili söylemleri vardı. Bu söylemlerinden nasıl geri adım atacaklar? Aslında EYT'ye ya da emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarları konuyla ilgili epey bir çalışma yapıyorlardı. Ama konunun Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti tarafından meclise taşınmış olmasından rahatsızlardı ve onların kararlarına okey vermek istemediler. Yani bu kararı kendileri çıkartmak istediler. Bu yasayı kendileri çıkartmak istiyorlar. Çünkü sonuç itibariyle bu başarının altına kendileri imza atmak istiyorlar. Dolayısıyla buradaki 5 milyon oyu da kendileri almak istiyorlar. Bu nedenle yasa üzerinde çeşitli çalışmaların yapıldığını duyuyoruz. Özellikle kademeli bir emeklilik söz konusu olabilir deniliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Her yıl için belli bir oranda düşüşler olacak ve günün sonunda emeklilikte yaşa takılanlara diyecekler ki siz 2000 lira değil 1700 lira maaşa, 1500 lira maaşa evet derseniz size emekli yapacağız diyecekler. Seçime az bir zaman kala AK Parti tarafından konu meclise getirilecek ve yasalaştırılarak çıkartılacak. Böylece EYT yasasını çıkartan AK Parti olacak ve bu konuyla ilgili de kendine ciddi bir taban yaratmış olacak. Hesaplar bunun üzerine döndürülüyor. Ya da ikinci alternatif olarak meclise hiç getirilmeyecek. Cumhurbaşkanı kararıyla emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir kararname çıkartılacak ve bu kararname sonrasında da emeklilikte yaşa takılanlar EYT meselesi çözülmüş olacak. Bu planlanıyor imiş. Söylentiler bu yönde. Meclis kulislerinde konuşulanlar bu yönde arkadaşlar. Yani seçimlerden
hemen öncesinde bir EYT çıkarsa, bir sürpriz yapılırsa hiç şaşırmayın diyelim. Bu arada AK Parti milletvekilleri de bölgelerinde çok ciddi tepkilerle karşılaşıyorlarmış, özellikle EYT'lilerden. Emeklilikte yaşa takılan pek çok kişi AK Parti milletvekillerine ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine baskı yapıyorlarmış. Bu konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiriyorlarmış. AK Parti milletvekilleri de konuyu hem Cumhurbaşkanı'na hem de Cumhurbaşkanı kurmaylarına taşıyorlarmış ve konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiriyorlarmış. Bölgelerinde çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını bu konuyla ilgili ve ciddi oy kayıpları olabileceğini, bu oy kayıplarının yaşanmaması için de mutlaka EYT yasasının AK Parti tarafından gündeme getirilerek meclisten çıkartılması gerektiğiyle ilgili söylemler varmış AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri tarafından. Biliyorsunuz hem Cumhurbaşkanı hem de bakanlar, özellikle Bakan Albayrak ısrarla konu çok ciddi bir bütçe gerektiriyor, o nedenle gündemimizde değil şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ama buna rağmen milletvekillerinin getirdiği haberler üzerine konuyla ilgili kapalı kapılar arkasında çalışmalar yapıldığını duyuyoruz. Kulağımıza bunlar kuşlar tarafından fısıldanıyor sevgili dostlar. Tabii en önemli konu seçim meselesi. Seçimlerde araştırmalar geliyor. Anketler şu anda özellikle Cumhurbaşkanı'nın önüne geliyor. Ve anketlerde ucu ucuna bazı bölgelerde seçimi kazanabilecekleri ama özellikle büyük şehirlerde seçimi kaybedecekleriyle ilgili önlerine anketler geliyor. Yani çok riskli bir durum söz konusu. Bu riskli durumu aşabilmek için EYT yasasını çıkartma konusunda hızlı adımlar atılacak deniliyor yine arkadaşlar. Bir Milliyetçi Hareket Partisi yani MHP milletvekilinin yetkilisinin AK Partili milletvekilleriyle görüşerek konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğü ve bu konuyu kamuoyuna nasıl lanse edecekleriyle ilgili de planlamalar yapıldığı da yine kulis bilgileri arasında sevgili dostlarım. Demek ki olay epey sıcak. Yani her ne kadar gündemde yok denilse de aslında arka planda EYT ile ilgili çok ciddi konuşmalar yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de AK Parti de bu konuyla ilgili düğmeye basmış durumda. Tek soru işareti şu: seçimlerden önce bu işi maliyetlendirip nasıl çıkartabiliriz? Tabii konu Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önüne gitmiş. Berat Albayrak da konuyla ilgili bir maliyet çalışması yapıyormuş sevgili dostlar. Yaptırıyormuş daha doğrusu. Eğer ki bu konuyla ilgili bütçede bir pay ayrılabilirse, bu maliyeti karşılayabilecek bir imkan doğrulabilirse, ki doğrulacak görünen o ki, acilen en azından 300 bin kişinin emeklilik sorunu çözülecek ve emeklilik sorunu çözüldükten sonra da peyderpey diğer sorunlu kişilerin de meselesi halledilecek gibi görünüyor. Burada bir ayrıntı var. O ayrıntıyı da söyleyelim. Büyük ihtimalle yasa sadece SGK'lıları yani 4A'lıları kapsayacak. Bağkurlular ya da memurlar bu kapsamda olmayacak. Onlarla ilgili de bir çalışma yapabilir miyiz diye de konuşuluyor. Çünkü onların da tepkisinin alınmaması isteniyor. Yine AK Parti kurmayları ve Cumhurbaşkanı tarafından. Kritik konulardan bir tanesi zaten AK Parti müsteşarları, Çalışma Bakanlığı müsteşarları konuyla ilgili çalışıyorlardı. EYT sorunu çözümü önlerinde vardı. Tekrar tekrar üzerinden geçiliyor imiş. Yine kulis bilgileri, bize gelen bilgilere göre. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gündemimizde yok demişti. Cumhurbaşkanımızın da gündeminde yok, bizim de gündemimizde yok demişti. Ama duyulan o ki Cumhurbaşkanının talimatıyla Sayın Bakan konuyla ilgili bir çalışma yaptırıyor imiş. Yine müsteşarlarına acaba biz bu işi çözebilir miyiz seçim öncesinde ve bu 5 milyon kişiyi bir şekilde rahatlatabilir miyiz? Görüşmeleri yapılıyor imiş. Bu da yine bir kulis bilgisi olarak sizlere vereceğimiz bilgilerden birisi. Yani sevgili dostlarım, her an bir sürpriz atak gelebilir. Özellikle iktidar partisi ve iktidar partisinin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi de konuyla ilgili çalışmalar yapmıştı. Hatta bu yasanın çıkmasını desteklemişti daha öncesinde. Ama son zamanlarda mecliste yapılan her iki oylamada da birinde çekimser, diğerinde red oyu vererek yasanın geçmesini engellemişti.
Buradaki kulis bilgisi şu, tekrar altını çizelim. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği bir teklifi kabul etmek istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin bir başarısı gibi görüneceği için kendi yasasını meclise getirmek istiyor. Kendi yasasını meclise getirecek ve bunu kabul ettirecek. Böylece de bu işin kahramanı AK Parti olacak ve EYT'lilerin, emeklilikte yaşa takılanların oyunu da alma şansına sahip olacak. Planlar, programlar tamamen bunun üzerine. Diğer bir konuysa Cumhurbaşkanı'nın konuyu direkt kararname ile çıkartacağı ve yine Cumhurbaşkanı'nın oyları kendi lehine toplayacağı yönünde. Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki mümkün. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar konuyla ilgili çok ciddi organize olmuş durumdalar. Seslerini çok ciddi duyuruyorlar ve emeklilikte yaşa takılanlar meselesi son bir yıldır, özellikle son birkaç aydır da hem meclisin hem hükümetin hem de kamuoyunun gündeminde. Bu gündem maddesini göz ardı etmek çok fazla mümkün değil. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa büyük ihtimalle yerel seçimlerden önce çıkacak. EYT'liler bu karar çıktığı için AK Parti'ye oy verir vermez bunu bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. Emeklilikte yaşa takılanların EYT sorununun çözülmesi Türkiye gündemindeki önemli bir maddenin çözülmesi olarak gündemimize gelecek ve tabii ki bu sorun çözüldüğü zaman Türkiye'de bir sosyal adalet yerine gelmiş, hukuk sistemi gerçek anlamda çalışmış olacak. Çünkü hukuk sistemi geriye doğru işlemez. Kazanılmış hakların gasp edilmesi, özellikle devlet tarafından gasp edilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle kazanılmış haklar tekrar geri alınacak ve EYT'liler de rahat bir nefes alacak böylece. Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna böylece gelmiş oluyoruz. Bu konuyla ilgili sizlere kulis bilgilerini ve yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Kanalımızı izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Dostlarınızla paylaşın. Tekrar görüşene kadar da şimdilik hoşça kalın.